A'udubillahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. ve vesselamü ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecma'in. Ema ba'd. Değerli kardeşlerim, klasik Arapça adlı dersimizde Musa Alak hocanın Emsile Bina Maksut gibi kitaplardan yaptığı özet fotokopisinden devam ediyorduk. Derse başlamadan önce şurada bazı fiiller çekeceğim, seçeceğim arkadaşlar sizler için. Bu fiiller diğerlerine nazaran daha çok kullanılan fiiller. Ve öğrendiğimiz yere kadar bu fiillerin çekimini yapacaksınız. Mesela e, söz gelimi şu birincisi mesela. Hadara yahduru huduran gelmek. Mesela biz ne öğrendik şimdi? Emsileyi muhtelife öğrendik değil mi? أمثلة مختلفة. بنشكّزها بنا مثلاً. حضر يحضر حضوراً حاضر محضر لم يحضر لم يحضر ما يحضر لا يحضر لن يحضر ليحضر لا يحضر أحضر لا تحتضر محضر محضر حضرة حضرة حضير حضوري حضير حضوري حدار أحضر ما أحضره أحضر به مثلاً. Böyle çekecez. Sonra tabii Bu birinci çekim. En basit çekimi. Sadece sıgaları çektik. Bir de ikincisini çekeceğiz böyle. Hadara fil mazi geldi. Gelmiş. Yahduru fil muzari geliyor. Gelir gelecek. Huduran mastar gayrimimi gelmek. Hadirun ismi fail gelen. Gelen kişi. mahdurun gelinen şey gibi. Lem yahdur fil muzari cehdi mutlak gelmedi gibi. İkinci şeklimizde bu. Üçüncüsünü ileride göstereceğim. Yani birincisinde sadece Sıra'yı çekiyoruz. İkincisinde hangi e, işte mazi mi, mi, onu ve manasını söylüyoruz. Karece'yi de alın arkadaşlar. Dehale'yi de alın. Zekera'yı da de alın. Şaara'yı alın arkadaşlar hissetmek. Karece girdi. Çıktı. dekale girdi. Zekera zikretti söyledi. Bunların çekimleri daha kolay duran. Katele'yi alın. Öldürdü. Ketebe yazdı. Nazar'a alın arkadaşlar. Nereye baktığını ilah alır. Bunlar hep birinci bab. Teraki'ye yalın arkadaşlar. Terk etti bıraktı. Derese yalın. Okudu. Ders çalıştı. Secde'ye yalın secde etti. Şekere yaldık, aldık şükretti teşekkür etti. Talebe istedi arzuladı. Abede ya'budu kulluk etti. Ka'ade ya'gu'udu oturdu. Kaç fiil etti arkadaşlar bunlar? 15 tane fiil yaptı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu 15 fiilimiz ne arkadaşlar? Ee, egzersiz fiillerimiz. Neymiş bu 15 fiilimiz? Egzersiz. Pratik yapmak için yani. Egzersiz fiil. Tamam mı? Hatta bak ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela 3 tane harf söyleyin arkadaşlar. 3 tane harf söyleyin. Herhangi 3 tane harf söyleyin mesela. Heh, mesela A ve H dedi mesela. Şimdi bu A ayın mı olsun normal hemze mi olsun? Aynı olsun. Tamam. Şimdi duralım arkadaşlar. Tabi bu şey için dilimizin dönmesi için. Mesela A ve H. Peki bu H hangisi olsun? H mi? H mı? H mı? Hangisi olsun? H olsun. Tamam. Yazalım Arapça. A V H A H Yazalım Arapça. Şimdi i̇şte bunun şeyi var mı yok mu bilmiyorum. Büyük ihtimal yoktur. Yani gerçekte karşılığı var mı yok mu bilmiyorum. A H Yok. Evet. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Naciye de maşallah öyle bir fiil yazdı ki. A ve H Evet. Fa'il fiil. Aynel fiil la mel fiil. Bunun muzarisi ne olur? Ya'vuhu. Ya'vuhu. Ya ya abehe olmaz aslında. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu illetli ya. i̇lletli ya. Ahe <laughs> olur bu. Ahe. Tamam mı? A. Kehe diyelim. Akehe. Mesela. Tamam mı? Örnek veriyorum. Akehe. Ya'kuhu. Ya'kuhu. Maslarını nereden bileceğiz? Maslarını ben söyleyeyim. عكوهن ديال المسألة عكوهن تمام tamam معكوف لم يعكف لما يعكف ما يعكف لا يعكف لن يعكف ليعكف لا يعكف اعكف لا, يعكف لا, يعكف لا تعكف, تعكف معكف معكهن معكهن عكهتن اكهتن كبير تكبدرس تمام Akife'den mi çektim? Evet. Tamam fark etmez. Akife diyelim yani. <laughs> Öyle bir harfle yayına geldi ki böyle bir fiil yok zaten. Yani ben size örnek olsun diye söyledim. Maksat burada dili hazırlamak. Tamam mı? Ama işte biz biz şuradan 15 tane fiil çek, e, seçtik. Bunlarla egzersiz yapabilirsiniz. Şimdi şurayı bitirmiştik arkadaşlar. Zamirlerle çekimden de, devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunların her biri cümleydi değil mi? Fiil ve failden oluşan cümleydi. Bunlar da cümle ama nasıl cümle? İsim cümlesi. Müpteda var, haber var. Müptedamız zamir olduğu için mebni, mebniler mahallen icap edilirdi. Evet, biz buna mahallen merfu haber diyoruz. Şey, mahallen merfu müpteda diyoruz. Haberimiz de fiil cümlesi şeklinde gelmiş. Cümleler de mahallen irab edilirdi. Buna da mahallen merfu fiil cümlesi olarak efendim bu huve mübtedasının haberi diyoruz biz buna. Tamam mı? E peki nasarayla huve nasar arasında mana olarak bir fark var mı? Nasara da fiil. Faili tahtına müstedir huve yardım etti demek. Huve o nasara yardım etti. Bu da yardım etti demek. Arkadaşlar şu şundan mana olarak daha pekiştirilmiş. Anladık mı? Yani çünkü burada hem müpteda olan huve var, hem fiil cümlesinin fiilinin altında bir huve var. O da bu huveye dönüyor. Dolayısıyla Nasar'a da yardım etti. Huve Nasar'a da yardım etti. Yani o yardım etti, o yardım etti. Ama Huve Nasar'a direkt Nasar'a'dan mana olarak daha ne? Daha kuvvetli. Evet. Hocam seçtiğimiz fiilleri emsileyi muhtelifeye göre çekip daha sonra özelliklerinin manasını mı yazacağız ödev olarak? Yani yazabilirsiniz, çekebilirsiniz. Yani bunu size kalmış. Biz öğrendikçe o yukarıdan o 15 fiilden çekin. Yapabiliyor musunuz yani? Manalarını söyleyebiliyor musunuz baştan sona? Tamam. Mesela maziye kadar işlediysek muhtelifeye maziyi de ekleyeceksiniz. Muzariye kadar işlediysek muzariyi. Çünkü artık şeye gireceğiz yani bir günden sonra. diye gireceğiz. Nereye kadar öğrendiysek o örnek fiillerle çekerseniz emsile gibi bir derdiniz kalmaz yani. Bu 15 fiille çekimle yaparsanız sözlü olarak da yapabilirsiniz, yazılı olarak da yapabilirsiniz. Huve nasara. Huma nasara, hum nasaru. Hiye nasarat. Huma nasarata, hunna nasarna. Ente nasarta, entuma nasartuma, entum nasartum. Enti nasarti, entuma nasartuma, entunna nasartunne. Ene nasartu, nahnu nasarna. Mesela buna hadarayı verelim örnek huve hadara. Huma hadara, hum hadaru. Hiye hadarat. Huma hadarata, hunne hadarne. Ente hadarta, entüme hadartüme, entüm hadartüm. Enti hadarti, entüme hadartüme, entünne hadartünne. Ene hadartu, nahnu hadarna. Evet. Huve nasara, o bir erkek yardım etti. Huma nasara, o iki erkek yardım etti. Hum nasaru, o cemi erkekler, çoğul erkekler yardım ettiler. Hiye O bir kadın. Bayan yardım etti. Huma o iki bayan nasarata yardım ettiler. Hunne o cemi kadınlar nasarına yardım ettiler. Ente sen bir erkek nasarata yardım ettin. Entüma siz iki erkekler nasartüma yardım ettiniz. Entüm tüm, siz cemi erkekler yardım ettiniz. Enti sen karşısındaki bir bayan yardım ettin. Entüma karşısındaki siz iki bayan nasartüma yardım ettiniz. Entünne siz karşısındaki cemi bayanlar nasartüma yardım ettiniz. Ene ben Nasar tu yardım ettim. Nahnu biz Nasar'ına yardım ettik. Bu da fiil muzari'nin çekimi. Bu ve yansuru. Huma yansurani hum yansurune. Hiye tensuru. Huma tensurani hunne ne Ente tensuru. Entuma tensurani. Entum tensurune. Enti tensurine. Entuma tensurani. Entunne tensurne. Ene ensuru. Nahnu nensuru. Arkadaşlar dediğim gibi yansuruyla Huve yansuru aynı. Yansuran ile huma yansuran aynı. Bunu sadece fiil cümlesi, fiil fail olarak ifade etmiş. Bu zamirlerle çekimi isim cümlesi olarak isim cümlesi olarak ne yapmış arkadaşlar? İfade etmiş. Bu fiil failden oluşan bir cümle. Bu da isim cümlesi. Haberleri fiil cümlesinden geliyor. Bu da böyle bir cümle. Manaları aynı. Tamam mı? İşte tüm bunları 15 fiille çekebiliriz. Tamam mı arkadaşlar, pratik olarak da yaza yazarak da. Evet, ayrıntılı çekim. Hocam hem muhtelif hem muttari da. Tamam. Şimdi yan çekim dediğine arkadaşlar? Yan çekim şeye göre çekmiş. Yani nasıl diyeyim? Müfret, tesniye, cemiye göre çekmiş. Nasara, nasarat, nasarte, nasarti, nasartü. Tamam Böyle çekmiş bak. Farklı bir şekilde çekmiş. Yani nasara, nasara diye çekmemiş de bu şekilde. Önce müfretleri çekmiş, sonra tesniyeleri, sonra cemileri çekmiş. Nasara, müfret, müzekker, gayb. Nasarat, müfret, müennes, gaybe. Nasarte, müfret müzekker muhatap. Nasarti müfret müennes muhataba. Nasartu nefsi mütekellim vahde diyoruz. Nefsi mütekellim vahde konuşanın yalnızca kendisi. Nasara tesniye müzekker gayb. Nasarata tesniye müennes gaybe. Nasar tesniye müzekker muhatap. Nasar ikisi aynı geliyor bak. Bunu da böyle arasına çizgi koymamış. Bu da tesniye müennes muhataba nasarna tesniye e, müennes müzekkef veya tesniye müennes veya nefs-i mütekellim meal gayr biz yani biz tamam Nefs-i mütekellim meal gayr konuşanla birlikte olanlar nasaru bu da cemisi yani şöyle yapabiliriz aslında birinci şahıs ikinci şahıs üçüncü şahıs biraz daha Türkçe'ye göre çekmiş yani yukarıdan aşağı çekmiş nasaru hum çekimi kim bu nasaru cemi müzekker gaipler. Nasar ne? Cemi müennes gaybeler. Nasar tüm cemi müzekker muhataplar. Nasar tüm ne kim? Cemi müennes muhatabalar. Evet. Burada ne yapmış arkadaşlar? Arkadaşlar, e şurası da var, pardon. Şurada var. Siyah olanlar mebni. Ne demek mebni? Cümledeki konumuna göre veya başına gelen bir amil neticesinde sonu değişmeyen kelimeye biz mebni diyoruz. Maviler. Maviler ne arkadaşlar maviler? Maviler ne? Biz bu mavilere ne diyorduk? Efali kamse. Güzel. Kırmızılara ne diyoruz arkadaşlar kırmızılara? Kırmızılara ne, ne diyoruz? Efali erbaa. Çok güzel. Efali erbaa. Peki maviler? Efali Hamse beş fiil demek. Burada beş tane fiil yok ki. Bir iki üç dört beş altı tane var. Altı yedi tane var hatta. Şurayı da almadık. Evet yedi tane var. Niye efali Hamse diyoruz? Aynı olanları bir alıyoruz. Çok güzel. Aynı şekilde burada da beş tane fiil var. Aynı olanları bir alıyoruz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Efali hamse ne demek biliyor musunuz? Sonuna bak şimdi. Şunların hepsi tesniye elifi. Bunların hepsi neymiş? Tesniye elifi. Şunlar ne peki? Vavul cema'a. Eliful isneyn vavul cema'a. Şu da müfret. Şuradaki ya da müfret müennes muhataba yası Tamam mı? Yani efali hamse neyi biliyor musunuz aslında? Efali hamse demek eliful isneyn yani Türkçesi tesni elifi. Vavul cema'a yani Türkçesi cemaat vavı ve müfret müennes muhataba yası Bunun Türkçesi ne demek? Yağlık alameti. Bunlara, bunlardan sonra gelenlere biz efali hamse diyoruz işte. Peki şu nunlar ne arkadaşlar? Efali Hamsi'den sonra gelen nunlara ne diyorduk biz? Tensurani'yi tek aldık. Ee, orayı tam anlayamadım Kübra. Tek aldık derken şu çizmeyi mi diyorsun? Orayı ben unuttum onun için öyle tekrar birleştirdim. O da tek yani. Tek almadık onu. O da şu Efali Hamsi'ye bağlı. Tamam mı? Şu sondaki nunlara ne diyoruz? Efali hamseden sonra gelen nunlara? Hayır. İrab nunu diyoruz. İrab nunu. Ne diyormuşuz? İrab nunu. Oldu mu arkadaşlar? Efali hamseden sonra gelen nunlara İrab nunu diyoruz. Kübra e hocam yok. Üç kere aynı eldi ya. O yüzden tek saydık. Heh, tamam onu söyledim. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar bu fiili muzari. Başında lem gibi cezmeden bir edat var mı? Lem gibi cezmeden bir edat var mı? Yok. Lem gibi nasbeden bir edat var mı? Yok. Fiiller ne olurdu? Ya merfu, ya meczum, ya mansup. O zaman biz buna ney fiili muzari diyeceğiz? Söyleyin arkadaşlar. ne fiili muzari diyeceğiz? Nokta nokta fiili muzari. Merfu. Merfu fiili muzari diyeceğiz. Merfu. Malum olmaz ayrı bir konu. Şimdi irabını konuşuyoruz. Merfu. Peki. Merfu'da biz ne alamet arardık? Ref alameti. Ref alameti nedir? Damme ve damme yerine geçenlerdir. Arkadaşlar siyahlar zaten mebni. Bunun irabını konuşamayız. Efali erbaada. Yensuru, tensuru, ensuru, nensuru. Ref alameti nedir arkadaşlar efali Erbada Çok güzel. Çok güzel. Efali hamsede nedir? Efali hamsede. Nunların subutu. Çoğaltalım. Nunların sabit kalması. Nunların düşmemesi. Tamam mı? Nunların düşmemesi. Nunların sabit kalmasıdır. Şimdi işte bu yen suruyu o verdiğim fiillerle çekebilirsiniz. Yakrucu yakrucani yakrucuna, tekrucu tekrucani yakrucuna, tekrucu tekrucani veya işte yeşuru yeşurani, yeşkuru yeşkurani, ur, yeş yescudu yescudani, yedrusu yedrusani çekeceksiniz bunları. Zaten manalarını biliyorsunuz. Evet. Şimdi geçtik emsileyi muttarideye. Muttaride ne demek? Birbirini kovalayan, birbirini takip eden, birbirinin ardı sıra gelen örnekler demek. Biz şimdi bu yola çıktığımız zaman sadece elimizde mastar vardı. Emsile-i muhtelifede mastar ne demek? Yardım etmek. Nasara deyince neyi öğrenmiş olduk? Yardım etti demeyi öğrenmiş olduk. Yardım etti demeyi öğrendim ama bunu şahıslara göre nasıl çekeceğim? Onu biz işte nerede öğreniyoruz arkadaşlar? Emsileyi emsileyi emsile, -i, emsile -i de öğreniyoruz. Tamam mı? Nasara nasara nasaru nasarat nasarata nasarne nasarte nasartüme nasartüm nasarti nasartüme nasartüne nasartü nasar ne? Evet. Fiili mazinin, arkadaşlar, mebnidir biliyorsunuz. Hangileri ne üzere mebni? Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuzda faillerine göre kim sesli olarak bağlanıp bize anlatabilir? Ben ona yardım edeceğim. Evet, bağlanmadan önce buradan bir ben diye e, söylesin. Evet, fiili mazileri ne üzere mebni olduğunu ve faillerini söyleyeceğiz. fail açısından değerlendireceğiz. Kim sesli olarak katılıp yapmak ister? Evet arkadaşlar. Biz bizeyiz. Haydi. Böyle olduğu zaman çok iyi öğreneceğiz bak. Hadi bakalım. Tabii yardımcı olurum. Tabii ki. Hadi bakalım Naciye. Esselamu Aleyküm Hocam. Ve selam ve rahmetullah. Ee, soruyu tam olarak anlayamadım ama tekrar edebilir Şimdi, şimdi beraber gidelim Naciye. Şimdi hı hı. fiili maziler muğrab mıdır, mebni midir? fiil maziler mebni diye Çok güzel. Mebni ne demek? Başına evet. gelen bir amin neticesinde veya Değişim. cümledeki konumuna göre sonu değişmiyor. Peki mebni ise bunun binasını konuşacağız. Ne üzere mebni, ne üzere sabit? Lamel fiillerine bakıyoruz lamel fiillerinin üzerinde hangi hareke varsa onun üzerine mebni olmuş oluyor. Tamam mı? Hı hı. Dolayısıyla feta üzerine mebni olanlar hangileri? Ee, efali erba. Bak o yani şey, şey e, e, efali erba dediğimiz o muzari de. Onu evet, karıştırma. Hı hı. Heh, bu mazi. Nasara, nasara, <laughs> nasarat, nasarata. Bak aynel fiillerinde hep hangi hareke var? Şey, lamel fiillerinde <laughs> feta var. Nasaru tam üzere mebni. Evet. Nasammeden sonuna kadar çizdiklerimi görüyorsun değil mi? Evet hocam. Heh, bu da sükun üzere mebni. Şimdi mebni olarak değerlendirdik bunu. Şimdi faillerini söyleyelim. Nasara'nın faili nerede? Ee, şey gizli değil mi? Ha. Tahtında müstetir güve. güve. Peki Nasara'nın faili nerede? Ee, Nunu mu diyeceğiz yoksa Gizli mi dememiz Yok. gerekiyor? O, elif. Nunu, Nunu subutu muzaride. Buradaki elif. Biz bu elife elif. ne diyoruz? Eliful isney. Tesniye elif diyoruz. Eliful isney. Buradaki ne? Buradaki Vavur. ne? Vavu cem'aydı galiba. Çok güzel. Nasarat'ta ne Nasarat'ta? Ee, Nasarat'ta e, o da yine tatma müstetir değil mi? Çok Yoksa güzel. çok güzel. Yok. Yani, t değil. Tahtına çok müstetir. güzel. Tatma müstetir. Şey bu T'ye biz ta'ut te'ni istiyoruz. Dişlik ta'sı. Nasara Tadan Naciye? Nasara Orada da yine e, Elif Ül. Yani tesniye Elif'i. Nasar ne de? Oradaki Nun. Nun'un nisve. Nun'un nisve. Yani kadınların Nun'u nu diyoruz. Bu Şimdi. Nasar, buradan sonrası zaten hep şu Nasar'dan sonrakiler. T, evet. tüma, tüm. Te, tüm. tüm tüma, tünne, tü. Tünne. Tünne. Bunların da, bunların da genel adı ta'ul Mutahrik. Tamam mı? Tamam. <laughs> yani harekeli ta. Şuradaki failimiz ne? Na değil mi? Ha. Ah, ona da biz naul failin diyoruz. Naul failin. Yapanların nası. Tamam? hı <laughs> tamam hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar, öbür dersinde söylemiştim. Dersler arasındaki bağlantıyı koparmayalım. Faale maziydi. Feale. Biz bunu nasıl muzari yapıyorduk? Fuile şeklinde. Ama bu fiilimiz müteaddi ise, müteaddi ne demekti? Geçişli. Müteaddi ne demekti? Geçişli. Mefulünü doğrudan alan. Buysa bunun meçhulü olur. Lazımsa meçhulü olmazdı. Değil mi? Mesela Nasara fiil zeydun fail Amran mef'ul Nasara Zeydun Amran. Nasara zaman açısından mazi bir fiildir. Zaman açısından. Yapısı açısından aksamı sebebe göre sahih salim bir fiildir. İlle tarifleri yoktur. Evet. Sülasi mücerrettir kök harfleri itibariyle. Geçişlik geçişlik açısından lazım mıdır müteaddi midir arkadaşlar? Lazım mıdır müteaddi midir? Lazım mıdır müteaddi midir? Çok güzel. Niye? Çünkü mefulünü doğrudan almış. Bu mefule biz ne diyorduk? Mefulün bir sarih. Ne demek sarih? Sarih doğrudan demek. Harficer yardım olmadan demek. Eğer böyle müteahhitli fiilse meçhulü, meçhulü vardır. Ama mesela Harece Zeydün dedik. Zeydün. Ha bir de şurada bunu söyleyeyim. Mesela Nasara Zeydün Amran dediğimiz zaman Nasara Zeydün. Zeyd yardım etti. Kime? Kime ile beraber tamam oluyor. Ama burada Haracı Zeydün. Zeyd çıktı. Bitti cümle. Tamam mı? Nereden çıktı? Adam söylemek istemiyor. Tamam mı? Onun için Minel Beyti diyoruz mesela. Evden çıktı. Bak mefulünü neyle aldı arkadaşlar? Harficer'le. Biz buna ne diyoruz peki? Mefulün bir gayri salih diyoruz. Yani harficerini, mefulini doğrudan almıyor da nesnesini, harficer yardımıyla alıyor. İşte böyle fiillerin meçhulü olmaz. Lazım fiillerin meçhulü olmaz. İyi de hocam nasıl olmaz? İşte çekiyoruz ya, hurice, hurice, huricu, huricu, huricet, huriceta, ne hurice, hurice, hurice. diye çekiyoruz ya, arkadaşlar her üç tane harf uydur, az önce uydurduk biz, onu istediğin kalıba sokarsın sen. Ama bunun real olarak bir karşılığı olmaz. Anladınız mı? Yani hurice Reel olarak bir olmaz. Onun meçhulünü nasıl çekmemiz lazım bizim? lazım fiillerin meçhulünü nasıl çekmemiz lazım? Nasıl çekmemiz lazım lazım fiillerin meçhulünü? Hah, harficerle beraber. Kurice minhu. Den çıkarıldı. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Geldik şimdi malumumuza. Aynı şey bunun da içinde geçerli. Müteaddi fiillerin meçhul olur, razım fiillerin olmaz. Nasıl olur? Ancak bir vasıtayla olur. Ancak neyle olurmuş? Bir vasıtayla. Yani haric vasıtasıyla. Ee, o 15 fiilden bir tane fiil söyleyin arkadaşlar. Malum ona göre çekelim. 15 yazdırdığın fiilden bir tane fiil söyleyin. Malumun ona göre çekelim. Derse katılmak isteyen varsa hemen söz alıp katılabilir. Var mı katılmak isteyen? Çekinmeyin arkadaşlar. Burada biz bizeyiz ya. Evet. ilk yazılan fiili seçtik. Ketebeyi seçtik. Katılmak isteyen var mı? Var mı katılmak isteyen? Varsa hemen el kaldırsın. Nokta koysun. Mikrofonu açıp katılsın hemen. Çekinmeyin bundan. Evet, Hilal. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin komutanım. Hocam meçülünü yapacağız değil mi fiil? Yok, önce malumunu yapalım sonra meçülünü. Fiilimiz, fiilimiz kete, fiilimiz ketebe. Tamam. Hilal, bu arada hangi hangi Hilalsin sen? Erdoğan hocam. Heh, tamam. Hadi bakalım. Ee, zamirlerini söylememe gerek var mı? Direkt çekeyim mi? Yok, aynı buradaki gibi çekeceğiz. Tamam. Muzari mi mazi mi? Şey, bu, burayı burayı gösterdiğim yeri. Muzari'nin malumunu. Tamam. Ee, yektubu, yektubani, yektubune. Tektubu, tektubani, yektubne. Tektubu, tektubani, tektubune. Tektubine, tektubani, tektubne. Ektubu, nektubu. Tamam çok güzel. Şimdi soru cevap gidiyoruz Hilal. Hazır mısın? Tamam hocam. Ee, fiili muzariler Fiili muzariler mebni midir murat mıdır? Murat mıdır? Mebni murat midir mı? murat? Mıdır? İki sıgası mebnidir. Ha doğru hocam. Diğerleri murattır. Evet. O, o şey olanlar hangileri? Ketebe'ye göre söylesen yine. Mebni olanlar evet. hangileri? Mebni olanlar yektubne ve tektubne. Ha. Yani cemî, müennes ile Cemi, Cemi müennes Çok yani hun hunne ile zamir olarak söylersek en değil mi? Evet. Ha, harika. Biz bunlara ne diyoruz o zaman? Cemi müennesler diyoruz kısaca. Cemi müennesler deyince içine gaybeler de giriyor, muhataplar da giriyor. Tamam mı? Evet. Tamam hocam. Geriye ne kaldı elimizde? 12 tane fiil kaldı. Bunların 5'i bir grup, 7'si bir grup. Ama 5'inin evet. için 2 sayın olduğu için ona efali erba diyoruz. 4 fiil Yedinin içinde de üç aynı olduğu için efali kamsa Efali erbalar hangisidir? Efale erba, yen suru, ten suru, ten Kendi, kendi filmine göre, göre, göre çekiyorum. Efale e, erba, yek tubu, tek tubu, tek tubu, ek tubu, nek tubu. Tamam. Bunların ref alameti nedir Hilal? Damme. Çok güzel. Peki. Efali hamseleri bir alalım. E, Yektübani, ee, yektubune, tektubani, tek... Orayı tek söylüyorum şu üç aynı oldu. Bak tek şöyle söylüyoruz arkadaşlar. E, şöyle tek sayıyoruz. Tü, yektubani, tü, yektubune, yektubune tektubani, tektubune, tektubine. Hadi evet. bakalım. Evet bu. Bunlar buyur. şey, e, ref alameti sondaki nunun düşmemesi. Yani nunun Çok buyur. güzel. Ha. Şimdi bir de faillerine göre değerlendirelim mi? Olur. Ha. Yektubu'nun faili ne? Ee, şey, Cemi, aman, müfret, müzekker, gayet. Yok, faili, faili. Tahtında müstetir? fail ha, pardon. Tahtında müstetir hüve. Yektubu'nun? Elif. Biz ona şey, ne diyorduk? Eliful? Es, e, Eliful, isneyin. Yani Türkçesi tesniye elifi. Evet, Yektubu ne de? Vav. vall cemaat. cemaat. Çok güzel. Tek tübü da? Tahtına müstetir, şey hiye. Tek tübani de? Elifülis neyine? Evet. Yek ne de? Nun, nunun isle. Çok güzel. Tek tübü da? Ee, t harfini mi alıyorduk burada? Yok. Yine. Ha. Bunda tahtına müstetir hiye, bunda tahtına müstetir ente. ente. Peki buradaki tek tübani de? Tek tübani. Burada da Elif. Elif'in ismi. Çok güzel. Tek tıbu ne de? Wa bulceme. Evet. Tensuri ne de? Şey, te tek tıbui ne de? Tek tıbui ne? Buradaki ye ha, şey. Ona biz ne e, diyorduk? Mürenistik yas mı diyorduk? diyorduk müfret, müfret, müennes, muhataba yası diyoruz. Müfret, müennes, muhataba yası. Tektubani de? Elif, Elif Ulisneyn. Çok güzel. Tektub ne de? Nunun isve. Ektubu da? E, elif. Hayır. Tahtına e, müstetir. E, tahtına müstetir ne? Ha, nektubu da? Tahtına müstetir, nahni mi diyeceğiz onu? Çok güzel, bu kadar. Peki. Şurada üç tane tektübani var. Tekdübani, tektübani, tektübani. Tek Bunların farkı ne biliyor musun? Birinci tektübani tesniye müennes gaybe. İkinci yani, tektübani tesniye müzekker muhatap. 3. tektübani tesniye müennes evet. muhatap taba. Çok güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz Hilal. Oturdu mu bu? Evet. Heh, bir sorun yok değil mi? Yok hocam. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Başka katılmak isteyen var mı? Efali erbağların faili tahtına müstetir gelir. Çok güzel bak Melike. Bravo sana. Efali erbağların faili tahtına müstetir geliyor. Evet. Ama he, her zaman değil. Mesela bunları da şimdi ikiye ayırıyor. Mesela Ensuru, suru nensuru bunun tahtına müstetir gelmesi vacip. Ne demek vacip? Yani kesinlikle tahtına müstetir gelmesi lazım. Ama Yensuru, suru ten surunun ki vacip değil. Yani yensuru Ahmet'ü de diyebiliriz. Tensuru Aişet'ü de diyebiliriz. Tamam mı? Evet. İkisi vacip, ikisi caiz. Caiz ne demek? Olsa da olur, olmasa da olur. Anladın mı Melike? müstakil geldiklerinde. Çok güzel. Evet. Her şeye de bir cevabı var maşallah. Bak öğrenci dediğim böyle olacak işte. Aferin sana Melike. Tebrik ediyorum seni. Şuradan tebrik işareti göndereyim sana. Şu mu tebrik işareti? Tebrik işareti gönder. Böyle alkış falan bir şey yapın böyle. Şimdi arkadaşlar meçhul. Meçhul nasıl yapacağız? Yes, ulu. Yes, ulu değil mi? Bak meçhul nasıl yapacağız? Sonuna dokunmuyoruz. Fail fiiline de dokunmuyoruz. Çünkü bu nasıl? Muzara tarifi. Fail fiil. Aynel fiil. Lamel fiil. Muzara tarifi ne demekti? Mazinin başına gelerek maziyi muzariye çeviren harfler. Evet. Burada yef'ulu. Fail fiiline dokunmuyoruz. Buna da dokunmuyoruz. Lamel fiiline. Muzara tarifine dambeliyoruz. Muzara tarifine dambeliyoruz. Sonunda aynel fiilinde fet alıyoruz. Yani yef'ulu yuf'alu. Yensuru yunsaru yektubu yuktebu yeşkuru yuşkeru tamam yagtulu yuktelu yensuru yardım ediyorken yunsaru yardım ediliyor yektubu yazıyorken yazıyor yazar yazacakken bu da yuktebu yazılıyor yazılır yazılacak manasında evet nasıl çekiyoruz Yunsaru yunsarani yunsarune Tunsaru tunsarani yunsarne Tunsaru Tunsarani, Tunsarune, Tunsarine, Tunsarani, Tunsarne, unsarun unsaru. Un tamam mı? Aynı öbür söylediklerimiz mebnilik, efali hamseler, erbaalar, e, işte failler hepsi geçerli. Sadece bir farkımız var. Maul şey özür dilerim. Malum fiilin merfu ögesi failken meçhul fiilin merfu ögesi ne olur? Meçhul fiilin fail olur mu? Meçhul fiilin fail olur mu? Ne olur? Naibi fail olur. Çok güzel arkadaşlar. Naibi fail ne demek peki? Failin yerine gelen. Tamam mı? Şimdi hemen yeri gelmişken ad üstünde meçhul. Çok güzel Naciye. Şimdi hemen bir örnek vereyim arkadaşlar size. Ketebe Zeydün Bu arada Zeyt ve Amr Klasik Arapçanın Hacivatlı Karagözü'dür. gözüdür. Zeyd ve Amr Klasik Arapçanın neymiş? Hacıvatla Karagözü. Tamam mı? Ediyle ile Mikrofonu kapatalım. Ketebe fiil. Malum fiil. Zeydün onun merfu Her bir fiilin merfu vardır. Faili. Er risalete mefulun bih sarihi. Doğrudan almış. Peki ketebe. Biz kütübe yaptık. Kütübe. Ketebe Zeydün er risalete. Ketebe yazdı. Kim? Zeydün Zeyd fail. Neyi yazdı? Er risalete mektubu. Bak bu mana verdiğimiz şekline kırık mana diyoruz. İki türlü mana verme vardır. Kırık mana bir de toplu mana. Kırık mana eski usul mana işte böyle sorarak sorarak gitme. Ketebe yazdı. Kim yazdı? Zeydün. Fail. Neyi yazdı? Er risalete meful. Böyle gitme var. Bir de toplu mana. Zeyd mesajı yazdı gibi. Peki kütüp edersek yazıldı. Şimdi malum fiilin mefulü var ya mefulü. Mefulü burada fiile naip niyabeten geliyor. Ne demek fiile niyabet ediyor? Fiilin yerine geçiyor. Kütüber risaletü diyoruz. Kütüber risaletü. Tamam mı? Bu aslında risaletü fail değil. Failin yerine geçiyor. Niyabet ediyor ona. Aynı fail gibi hareketlendiriyoruz. Kütüber risaletü ne demek? Ne demek kütübe risaletü? Sözde özne. Çok güzel Hilal. Çok güzel. Kütübe risaletü ne demek o zaman? Mektup yazıldı. E peki adam niye mektubu Zeyd'in yazdığını söylemedi? Ne bileyim kardeşim ben. Onu klasik Arapçada bir sürü anlatıyor. Diyor faili korumak için diyor. İşte onu diyor savunmak için, onu gizlemek için, onun ayıbını örtmek için, sözü uzatmamak için failinin kendi de bilemeyebilir mesela faili meçhul diyoruz. Tamam bu tip sebeplerden dolayı arkadaşlar faili gizlenir ve naibi fail olur. Yani biz ne diyoruz? Malum fiilin faili vardır. Meçhul fiilin naibi faili vardır diyoruz arkadaşlar. Ama failler de daima merfudur. Naibi failler de daima merfudur. Bakın malum fiilin mefulü meçhul fiilin neyi oldu? Naibi fail oldu. Var mı arkadaşlar sıkıntı? Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı arkadaşlar burada? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bak mazi muzariyi çok önemli. Maziyi muzariyi öğrenirsek. Muzari'nin türevleri var. Bak bunlar hep muzari'nin türevleri. Bunları daha kolay anlarız. Ama maziyi muzariyi anlamazsak eğer. Maziyi muzariyi anlamazsak. Diğerlerini de anlayamayız. Bak bizim burada anlamamız gereken ne biliyor musunuz? Emsire-i Muhtelife'de hangi kalıpları var? Mazi, muzari, mastar, isim, fail, isim, meful, fiil, muzari, cehdi, mutlak, cehdi, mustarak falan falan falan. Tamam mı? Bir de işte ben biraz ayrıntı anlattım size. Mebni mi, murat mı, ne üzere mebni, failleri neler? Efali Erba nedir? Efali Hamse nedir? Mebni olanlar hangileridir? Bunları bir anladık mı? sarfın yüzde yetmişini anlıyoruz aslında. Geriye de ilerler kalıyor. O da zaten anne çocuk zaten. Anne çocuk meselesi. Oldu bitti işte. Tamam mı? Sonra zaten bol bol metin okuyacağız. Grameri hemen öğreneceksin. Tamam mı? Sonra metinin zevkini çıkartacaksın. Tamam mı arkadaşlar? Evet notumuz da geldi. Mastarı gayri mimi. Mastar mekmak demek. Gayr sızsız demek. Mimi Mimsiz mastar demek. Arkadaşlar bunlar semaidir. Ne demek semai? Kuralsızdır. Yani nasara yensurunun mastarı nasran gelir. Haraca yehrucunun ki hurucen gelir. Tamam mı? Alime ya'lemunun ki ilmen gelir. Hepsi bir kalıpta gelmez. Bunların üç şekilde öğrenilme şekli vardır. Bir hocadan, iki sözlükten, üç kendimiz söyleye söyleye meleke kesbedeceğiz. Meleke kesbetmek. Meleke kesbetmek ne demek? Kabiliyet kazanmak, alışkanlık kazanmak demek. Evet. Bunu vezne göre çekersek. Fe'len, fe'lani, fe'latun. Tamam mı? Mevzuna göre, göre çekelim. Nasran, nasrani, nasratun. 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 Evet. Bir yardım etmek, iki yardım etmek, çok, çok kere yardım etmek yani. Evet. Hemen o fiillerimizden çekelim. Hadara yahduru huduran huduran, hudurani, huduratun gibi. Tamam mı? Bu bu kadar. Yani bunların iki tek sıra çekiliyor. Maslar olduğu için müfret, tesniye, cemi. Bunun böyle şeyi yok yani. Müzekkerliği, müennesliği, gayipliği, gaybeliği, muhataplığı, muhataplığı yok. Bir sıra çekilenler sadece sayı yönünden. İki sıra çekilenler sayı ve cinsiyet yönünden. Üç sıra çekilenler sayı, cinsiyet ve şahıs yönünden. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bu. Mastar kaynak kök demek. Hepsi bundan türü aslında. Bunu 15 fiile göre çekebilirsiniz. Peki burada Nasrayni demiş Nasrayni. Arkadaşlar biz biliyoruz ki tesniyenin refali elifle nas ve cerhali ya ile. Evet. Bunu burada nas ve cer de almış yani Nasrayni. Şimdi geldik ismi faile. İsmi fail kaç sığa? Sülasi mücerretlerde 10. Kaç sığaymış ismi fail? Kaç sıraymış arkadaşlar? 10. Şimdi burada duralım bence. Bunu öbür dersimize devam edelim. Şimdi şurayla ilgili biraz pratik yapalım. Tamam mı? 15 önce bir şey sorayım. Katılmak isteyen var mı derse? Yoksa ben ben mi yapayım 5 dakikada? Ben mi özetleyeyim? yani farklı kişiler olsun. Melike Şahin. Hadi bakayım Melike. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah Melike. Melike şimdi e, sana bir tane arkadaşlarımız bir tane fiil seçiyor. Evet, on, dersin başında yazdırdım. 15 fiilden bir tane fiil alalım şeye. Terake. Evet. Fiilimiz e, Terake. Tamam mı Melike? Tamam hocam. Şimdi bu terakeyi Melike emsireyi muhtelifeye göre çekiyorsun. Senin burada bilemeyeceğin ne olabilir? Maslar olabilir değil mi? Çünkü maslar semaiydi. O da terken geliyor. Gerisi sende. Tamam hocam. Emsireyi muhtelifeyi çekiyoruz önce. Terake yetrükü terken tarikün metrukün lem yetruk lemma yetruk, lem yetruk ma yetruku la yetruku, len yetruka, li la yetruk, utruk, la, te, la tetruk, metrakun, la, mit, la. Tetruk. Ha, evet. Metre terketen, terketen, tirketen, e, tükeyrun, tekriyun, te, e, tekkanun, te yok orayı söyleyemedik bak. Orayı turaykun, turaykun, terkiyun. Turaykun terkiyun tekkarun etra et, et etraku, etraku ma etrakehu etrik bihi. Çok güzel. Sen şimdi hangi çekimi yaptın? Birinciyi. En basit çekimi. Direkt sırgaları çektin değil mi? Evet. Ama dur. Hemen kurtulamayacaksın. Şimdi terakene kelime, terakene kelime. E, terake ne kelime? Terake ne kelime? terake fiil mazi. Ha, ah, ne kelime ne sırga? Sorumuz buydu değil mi? Evet. Senin ders eksin yok değil mi bu arada değil mi Melike? Yok hocam. Hah. Bravo. Manası ne? Eee terake. Ter Türkçe'deki gibi terk etti, bıraktı. Terk etti. Hah. Peki bu kime göre hüve çekimine göre değil mi? Evet. Hah. Peki bunun huması efendim şunu bunu onları biz nerede öğreneceğiz? Ee, Emsideyi, dede. Hayır dedi. Hah. Tamam. Peki Tarikun ne kelime? Tarikun. Fiil mazi. Tarikun. Tarikun. Fiil muzar. Ee, bir İsmi? saniye. Tarikun. İsmi fa. Fail. İsmi ha. fa'il. Metrukun ne kelime? İsmi meful. Tamam. Peki. Utruk. Utruk ne kelime? Utruk. Emri hazır. Çok güzel. Evet. Ek, e, etraku? E, i̇smi taftil. Ne demek peki manası? E, en çok. Veya daha çok terk eden, bırakan. Terk eden, aynen. Evet. Tamam, güzel. Şimdi bir tane şey alalım senden. E, terakenin bir mazisini çek bakayım. Terake, tereka, terakü, teraket, tereketa, terakne, terakte, teraktuma, teraktum, terakti, teraktuma, teraktunne, Teraktu, terakna. Çok güzel. Teraktü ne demek? Ee, ben yok. Hiye. Ben o. ben ben. Teraktü tü tü. Ben yardım et. Ben. Terk ettim bıraktım. Terk ettim. Ha peki. Fiil mazi şimdi soru cevaplara geçtik. Fiil mazi mebni midir murat mıdır? Me, mebnidir. Peki ne üzere mebnidir? 4 üzere var. 4 şey, tane. 4 İlk tanesi 4 ne üzere? Feta üzere Çok mebni. Güzel. Nereden anlıyoruz feta olduğunu? Neyine bakıyoruz? Lamel fiinli feta. Ha, lamel fiili feta olduğu için feta üzere mebni. Evet. Bir tanesi damme üzere mebni. O da hangisi? Teraku değil mi? Evet. Cemii müennes gaybeden sonuna kadar ne üzere mebni? Sükun üzere mebni. Çok güzel. Peki, failler açısından da değerlendirelim mi Melike? değerlendirelim. Evet. Nasara'nın faili ee, tahtında müstetir hüve. Tamam, devam et şimdi. Söz sende. Şimdi sen biz talebeyi sen anlatıyorsun şimdi bize dersi. Nasara'nın faili tahtında müstetir hüve. Nasara. Nın... Senin fiil, senin fiilin Nasara değil ki. Tereke seninki. Hı. Tamam hocam. Tereke'nin fiili tahtında müstetir hüve. Tereka'nın fiili taht e, elifül elifül ism. Hah. Yani tesniye elifi. Tesniye elifi. Ee, e, faili vavul cema. Ee, Devap, te, devam. Teraket e, fiili tahtında müstetir hiye. Terak 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 teraketanın fiili e, elifu lisney. Güzel. Terakne'nin fiilin nonun isfe faili. Şu ee, terak terakte'den terak tüyye kadar tüy de dahil. Bunlara ne diyorduk? Ta'ul ta mutarik. Ta yani harekeli ta. Bunların evet. hep bunlar değil mi? Evet. Tamam. Terakne'nin ki? Ee, ki? Na'ul fa'ilin diyoruz. Ne Na'ul yani yapanların na'sı. Tamam evet. Çok güzel. Peki geldik fiil-i müzariye. Bir çekim alalım. Yetruk u yetrüküne, yet tetrükü, tet u yetrükne, tetrükü, tetruk yetrüküne, tetrükine, niyetruk tetrukan Bir dakika. Tetruku tetrukani tetrukune. Tetrukune tetruki tetruki ne tetrukan tetrukne etruk et Güzel. Çok güzel. Peki fiilimiz ari eee mebni mi murap mı? E, İki sigası hariç murap o iki sırası o zaman mebni değil mi? Evet, iki siga mebni. Hangiler onlar Melike? Eee yetruk, yetruk, ne? Tetruk ne? Biz onlara Cemil Mühendis sığalar diyoruz, değil evet, mi? Evet, cem, Cemil Mühendis. Tamam. Efal erba'lar hangileri? Eee Yetruk, Yetrukani, Yetrukune ne? Efal erba'lar. Efal erba'lar. Sonuna nun bitişmeyenler. Yetruku, yet, Tetruku, Tetruku, Etruku, Netruku. Tamam. Bunların ref alameti neyle? E, dam mevzere. Çok güzel. Efali hamseler hangileri? Eee Yetruka, Yetruku ne? Tetru, Tetrukani Üç tane. Eee Tetruku ne? Tetruki Tetru. Tamam yani. Tamam, güzel. Peki, e, bu efal hamselerin ref olduğunu biz nereden anlayacağız? Ref alameti neyle? Adama sorarlar yani sen buna ref dedin ama Orada, ref alameti. E, elif ref alameti yetruku ve te, te, yetrukani ve tetrukanlarda elif. Ha öyle demeyeceğiz. Bak, fail demiyorum bak. Ref alameti ne? Nun'ların düşmemesi. Nunun subutu. Ha. Nunun subutu. Tamam. tamam mı? Şimdi fa fail açısından değerlendirecek olursak yensuru, tensuru, ensuru, nensuru bunların tahtına müstedir. Hüve, hiye, ente, ene ve nahnu sırasıyla. Evet. Yensurne ve tensurne de nunun nisve. Yensurani, tensuraniler de eliful isneyn. Yensurune, tensurune de vavul cema'a. Tensurine de müfret müennes muhataba yası. Tamam mı? Tamam hocam. Hah. E başka bir şekilde şöyle de değerlendirebiliriz arkadaşlar. E Efali hamse sonuna nun bitişenlerdir. Sonuna nun bitişenler. Neymiş efali hamse? Sonuna yani nun bitişenler. Öbüründe nun bitişmiyor bak sonuna. Evet. Veya şöyle diyebiliriz. Eliful isneyn, vavul cema ve müfred müennes muhataba yasından sonra gelenler diyebiliriz. O zaman efali erbaya da, erba da şöyle diyebiliriz. Sonuna irab nunu bitişmeyenler diyebiliriz. Tamam mı? Yani efali hamseye sonuna irab nunu bitişenler, efali erbaya sonuna irab nunu bitişmeyenler. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam ben teşekkür ederim. Şimdi şurada bir soru vardı. Hocam illetli harfleri emsileye uygulayamıyor muyuz? Mesela gale'yi. Tabii ki uygularız. Gale yekulu kavlen. Gailun mekulun. Lem yegul, lemma yegul, ma yegulu, la yegulu, len yegule gibi. Ama şimdi onun sırası değil. Yani onu maksutta. İlalleri göstermiyoruz burada. Tamam mı Kübra? Kübra Çetin? Burada mısın? Yani burada sadece sülasi mücadeleden birinci bağı alıyoruz ya. O yeri gelince onları da uygulayacağız tamam mı? Evet arkadaşlar. Burada duralım. İsmi failden devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.